Merhaba çocuklar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir çalışma yapacağız. Çalışmamız bir kelebek olacak. Kelebek yapabilmek için öncelikle başını yapalım. Başı için minik bir daireye ihtiyacımız var. Dairemizin alt kısmına şöyle bir oval ekleyerek gövdesini yapıyoruz. Başından ovalimizin alt kısmına gelecek şekilde bir kanat ve diğer kısmına bir kanat daha. Şimdi kelebeğimizin gövdesine çizgilerini ekliyoruz. İki tatlış anten yerleştiriyoruz kelebeğimize. Minik iki göz ve sevimli, bizim için gülümseyen bir de ağız ekledik. Kelebeklerin kanatları simetrik olur. Yani burada ne şekil varsa aynısı burada da olur. Şimdi bu simetriyi göz önünde bulundurarak bir daire buraya, bir daire buraya, bir daire buraya, bir daire buraya ve bir kalp şuraya, bir kalp de buraya ekliyoruz. Şimdi ise işin en eğlenceli kısmı, yani boyama kısmı var. Ben kelebeğimi sulu boyayla renklendirmek istiyorum. Bunun için ince uçlu bir fırça alıyorum. Ve kelebeğimin kanatlarının rengini planlıyorum. Cıvıl cıvıl renkli tonlarda bir kelebek olmasını istiyorum. Benim kelebeğimin gövdesi sarı olacak. Sizler istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Bu sizin eseriniz. Gövdesindeki çizgilerin her birini değişik renklerde yapmak istiyorum. Birinci kısmı sarı yaptım. İkinci kısmı pembe yapmak istiyorum. Gövdesi son derece renkli olacak. Ve üçüncü şeridi de mor rengimle yapmaya karar verdim. Burası da mor olsun. Gövdesi renkli, kanatları renkli, değişik bir kelebekmiş bu. İlkbaharla birlikte çiçeklerin özlerini yemek için kırlarda dolaşmaya başlamış. Ve alt kısmını da mavi rengimle tamamlıyorum. Şimdi sırada benekler var. Kanadındaki benekleri turuncu rengimle tamamlayacağım. İşte kanadın birinci kısmını tamamladım. Bütün benekler turuncu olsun. Ama dediğim gibi sizler daha da güzel, daha da renkli, farklı kelebekler oluşturabilirsiniz. Her şey sizin hayal gücünüze kalmış. Çizmesi, yapması oldukça kolay bir çalışma. Şimdi kalpleri kırmızı rengimle boyuyorum. Evet, sıra geldi kanadın tamamını renklendirmeye. Kanadın tamamında açık mavi kullanabilirim. Dışarıda görmeye alışkın olmadığımız tonlarda farklı renkte bir kelebekmiş bu. İşte mavi rengimle kanadını da tamamlıyorum. Kelebek çizmek hem eğlenceli hem de çok kolay. Renklendirmesi ise oldukça keyifli. Kelebekler rengarenk hayvanlar. Sizler de denemeyi ihmal etmeyin çocuklar. Kendi çizdiğimiz resimleri renklendirmek çok daha keyifli. Hem de resim çizerken kalemimizle bol bol haşır neşir oluyoruz. Hem kaslarımız kuvvetleniyor,
Hem de bu konuda sık sık çalışma yapmak bizi daha yetenekli bir hale getirebilir. Bazı arkadaşlarınız da şöyle düşünebilir. Bu resim benim için çok kolay. Ben çok daha zor resimler yapıyorum. Onları da tebrik ederim. Ama ben herkesin yapabileceği kolaylıkta bir resim seçmeye karar verdim. Ve aklıma da kelebek geldi. Oldukça kolay bir kelebek resmi. Bazen sulu boyayla çalışma yaparken fırçanın ucu daha önce boyamış olduğumuz yerlere değiyor. Böyle durumlarda sakın paniklemeyin. Kuruduktan sonra düzeltmeler yapabilir. Hatta baktınız ki beğenmediniz. Üzerine kuru boyamızla, keçeli boyalarımızla ya da pastel boyalarımızla tekrar renklendirme yapabiliriz. Siyah boyamla antenlerinin ucunu da tamamladığım anda kelebeğim sona erecek. Yüzünü boyarsanız boyamız kuruduktan sonra tekrar keçeli kalemle ya da kuru boyanızla üzerinden geçebilirsiniz. Ben bugün yüzünü boyamak istemiyorum. Böyle kalsın istiyorum. Bakın iç kısmı boyaması kuruduğu için tekrar üzerinden geçiş yapmama izin vermeye başladı bile. Evet, bugünkü etkinliğimiz bu. Bu tatlı kelebek yapımı oldukça kolay. Sizler de deneyebilir, yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler çocuklar.